Herkese günaydın. Bir başlangıç şeyi yapmak istedim. Sevgili dostlar, kanalımızda birkaç türlü videolar var. Bir böyle bayağı analiz, detaylı inceleme, benim mesleğimle alakalı olan işleri ele aldığım, çok da izlenmeyen videolar. Bir de böyle vlog gibi şeyler var. Ben sizlere bugün bir iş hayatında, İstanbul'da iş hayatında Tesla kullanarak nasıl bu Tesla'yı bir ofise çevirebilirsiniz ya da sabahları bir yatak yapabilirsiniz, onu göstereceğim. Şimdi işe gitme vakti. Bakalım bir sabah insan İstanbul'da Tesla'sıyla ya da içten yanmalı diğer arabasıyla işe nasıl gidiyor? Hop! Portunu aç. Geldik. Bunu buradan hop söktük. Ve güne hazırız. Şimdi şarjımız geceden takmıştık. %86'da kaç kilometre menzilim var? Sabah uyanır uyanmaz 405 kilometre. Komşumun Porsche'si var. İkimiz de geceleri elektriğe takıyoruz aynı hat üzerinden. Ama bu bina içerisinde bir gün herkesin elektriğe geçmesi durumunu düşünemiyorum. Çünkü sitenin kendi trafosunda çok az yer kalmış. Yani kapasitesinin dolmasına çok az kalmış. Dolduktan sonra ne yapacağız bilmiyorum. Muhtemelen bir yasak gelecektir. Hop, kemerimizi takalım. Şey içerisinden. Evet, her şeyin başladığı yokuş burası. İstanbul'dan İzmir'e tek şarjla gidebilir mi videosunu çekmiştim. Ve o video sayesinde de bu izlenme rakamlarını yakaladım. Sabah uyandırma alarmım çaldığı için durmuş oldum. Tekrardan herkese günaydın. Neden 6:45'te bu kadar erken kalktın da yola çıktın diyebilirsin. Çünkü ben Avcılar'da oturuyorum dostlar. Avcılar'da oturduğum için de trafiğe takılmamak açısından her zaman erken çıkarım. Ve kendi adetimdir. Çok uzun yıllardır. Yani diyelim ki 7-8 yıldır ben gittiğim yerde arabada uyurum. Yani yazın kışın pikem olur, yastığım olur arabalarda ve çok trafikte dur kalk yapacağıma, diğer arabalarla dur kalk yapacağıma çektiğim yerde gider 1 saat 1,5 saat uyurum. Şimdi bu arabayla da onu yapacağız. Daha önce 2 defa yaptım da video çekecek kadar şey olmamıştım, alışmamıştım ama şimdi şu arka tarafta koltukları indirip 2.80 uzanıp uyumak gibisi yok. Hatta burada neler yapıyorum size onu da söyleyeyim. Çok da rahat olmamak lazım. Böyle mat falan alsam ben kalkıp işe geçemem yani. Şimdi gideceğimiz yere doğru yolda tekrardan sizlere bazı bilgiler vereceğim. Ama gelin benim bir günüme ortak olun. Bakın bakalım İstanbul'da danışmanlığa gitmek, işe gitmek nasıl oluyormuş boş trafikte. Ey gide şu caddenin bu şekilde olacağını bilir miydiniz? Bomboş. Ortalayabiliriz. Ding sesini duydunuz. O da kırmızı ışık uyarı sesi. Beta sürümünü açarsanız eğer FSD Beta'yı kırmızı ışıklarını algılamaya başlıyor ve yeşil yandığı zaman da ding ediyor. Arkadan korna gelmeden gitmenizi sağlıyor. Ya sevgili dostlar, bazen dalgın olduğum zaman ben kırmızıdan kırmızıya dönene kadar önde beklerim. Bir defasında İzmir'de böyle bir şey olmuştu. Bekledim. Hani kırmızı yandı. Arkamda kimse yoktu. Bir kırmızıya daha beklerken baktım arkamda araba var, o da bekliyor. Neyse sonra yan yana geldik böyle, ne oldu? Ya birader dedi, sen dalgınsın, bekledin. Senin dalgınlığından sonra ben de daldım, ben de bekledim. Yani korna basmayı unutmuş. O da beni beklemiş. Biz dedi neden bekledik 2 tur kırmızı ışıkta? Ben dedim ki ya ben dalgınım. O yüzden daldım dedim kırmızı ışıkta. Sen niye bana kornaya basmadın dedim. Vallahi dedi ben de dalgınım. Ben de daldım dedi. Böyle bir hikayem olmuştu. Şimdi sabahları burada herkesin bir tarzı vardır. Ben mesela yolun bu tarafından gitmeyi daha çok severim. Ama burası boşsa, burada bir şey yoksa bu taraftan gidip orayla uğraşmak, orada bir sürü tümsek ıvır zıvır var. Buraya girebilirim sizin için. E5 yan yol şeyleri. Sevgili dostlar, bu yan yolu da sizlere bir şey paylaşacağım. Bunu defaatle denediğimiz bir durumdur. Hangisi daha hızlı gider? E5 mi, yan yol mu? Sana 5 saniye süre veriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, doğru bildin. Yan yol her zaman hızlı gider. Biz bunu kız kardeşimle test ettik. Bir gün ben E5'e çıktım ana yoldan. O da yan yoldan geldi. Sonra başka bir günde ben yan yoldan gittim. O E5'ten gitti. Tabii ki istisnai günler olabilir ama ekseriyetiyle E5'tense yan yolları kullanarak özellikle Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy hattında sürekli orayı kullanırız çünkü. Daha yüksek hızlı gitmeniz mümkün. Ama sabırlı olacaksın. E5'teki açıklığı görüp oraya atlamaya çalışırsan yanılabilirsin. Şimdi ilk atlamadığımız nokta burası. Buradan yine sağdan devam ediyoruz. E5 yan yolunun. Şimdi iki tarafta aynı gidiyor diyebilirsin. Niye bu taraftan gideceksin? Çünkü ileride göreceğiz bakalım neler oluyor, neler değil. Bir de sabahları ne yapıyorum? Ya arkadaşlar, belki de kötü bir alışkanlık diyeceksiniz ama ben sabah kahvaltısını Red Bull ile yapmayı çok severim. Ya Red Bull'la kahvaltı mı yapılabilir diyebiliriz. Ya benim çok hoşuma gidiyor. Ya kahveyle ya da şeyle sabah ayılmayı. Yani şu anda beni bu kendimden geçiriyor. O kadar hoşuma gidiyor ki. Muazzam oluyor yani böyle. Neyse, herkesin kendi bir tarzı şeysi var. Sabahları kahvaltı yapmayı hiç sevmem. Belki de çalışma hayatımda 16 yıl boyunca ilk 1 ya da 2 yılında kahvaltı yaptım. Mercedes'teydik o zaman. Giderdik poğaça yerdik. Aşırı kilo aldım. O yediğim sanki üstüme yapıştı. Sonrasında bir daha korkudan mıdır? Fitness yaptığım bir hocam vardı. Kahvaltının insanın düşmanı olduğuna inanan. Ben de gerçekten öyle inanıyorum. Ben kahvaltının insan için bir sabah bombası olduğunu düşünüyorum. Yani kan şekerini patlatan, ondan sonracıma insanı bir anda böyle sindirime yol atan, en çok enerjiye ihtiyacım olduğu anda bu enerjinin midem tarafından tüketiliyor olması bana çok iyi gelmiyor açıkçası. Engin, yediklerimizden enerji almıyor muyuz? Hayır, almıyorsunuz. Yani sindirilmediği için daha henüz de şeker içmen lazım ki hadi dilden itibaren sindirilerek kana karışsın ve sana enerji olabilsin. Onu arkadaşlar araştırabilirsiniz. Yine bir yol ayrımına geldik. Canım sol tarafı çekiyor. Sol tarafı çekiyor. Hayır, biz yine sağdan gideceğiz. Komşuyla denk geldik. Yani komşu derken Türkiye elektrikli araç piyasasının içerisindeki kıymetli bir oyuncu. Yakışıklı Tok T10X şu anda yanımdan geçiyor. O da gayet güzel kullanıyordu. Böyle birbirimize baktık. O mu daha çok ilgi çeker, ben mi daha çok ilgi çekerim? Kesinlikle T10X ilgi çeker. Türkiye'mizin gururu, Türkiye Otomobil Geliştirme Grubu muydu? TOG'un açılımını hatırlayamadım ama karşılaşmak güzeldi. Gelin size bir güncelleme vereyim. Sevgili dostlar, %79'a düştük ve sadece 134 kWh ortalama ile 133, şimdi biraz daha düşecek köprüye doğru, 38 kilometre yol gelmişiz. Bu da şu demek, 1 kW ile neredeyse 8 kilometre değil mi? 8, 3 kere 8, 24, evet 1 kW ile 8 kilometre yol kat etmiş durumdayız. Bu araba yakmıyor. Yani mükemmel bir arabaya sahibiz. Maliyet araştırmamdan sonra biraz beni taşladılar da. Hani böyle ne yapıyorsun sen ya gibisinden. Şimdi sevgili dostlar birazcık böyle uykum geldi. Heyecanlıyım. Arabanın içerisini bir temizleyeceğim. Bir sürü çerçöp oldu. Arabanın orijinal kokusu artık bitti. Yani o sıfır kokusu gitti. Neden? 5000 kilometreye yaklaşmışım. 4894 kilometredeyim. Saat 6.45'te evden çıkmasam herhalde yani böyle 7 çeyrek, 7.30 gibi çıksam 1 saat 15 dakika, 1 saat 30 dakika kadar sürerdi. Elektrikli araçlarla mobilite içerisinde dur kalk trafik bize koyan bir tarafı yok ama bana koyuyor. Yani ben kendim dayanamıyorum. Benim elektriğimi bitiriyor. Otopilotmuş falanmış hepsi hikaye. Etkinliğim saat 9'da başlıyor. Kurumsal bir eğitimi katılacağız. Bugünkü konumuz sunum teknikleri eğitimi. Hani diyorsunuz ya hocam maşallahım var, çok güzel anlatıyorsun. İşte benim işim bu sevgili arkadaşlarım. Benim işim bu derken ben zaten sunum teknikleri hocasıyım. yıllarca bu konuda kendimi geliştirdim ve son 7 seneden beri de profesyonel firmalara, kurumsal firmalara profesyonel eğitim desteği sağlıyorum. Yolculuğumuz 52 kilometrede 134 ile sona erdi. Yani aracımızı yeniden park ettik. Şimdi temizlik vakti. Bir, şunu atalım. Ne kadar çok ambalaj atığı çıkartıyoruz. 2 tane sleeve çıkmış. Şurada artık bunu da atalım. Arabaya aldığım günden beri 5000 kilometredir. Bu Tesla'nın kârı. Şuraya koymuşum çöpler. Artık yer dolunca bir kahve daha. Bakıyorum burada ne varmış? Burada bir peçete, alkollü mendiller, bunlar şey olsun. Burada bir tane su var. O da kalabilir. Ama şunu da atalım. Birazcık kirlenmiş. Bugün arabayı bir yıkatsan iyi olacak. Sevgili dostlar, bu alet arkadaki tamponu çekmek için telefoncu abimden aldım. Bunu böyle yapıştıracağız. Sonra kapatacağız diye çekeceğiz. Bir boş vaktimi bulmaya çalışıyorum. Onun için şurada bir tane daha çöp varmış. Bakıyorum burada başka bir çöp var mı? Burada bir tane daha demiştim ya, acil durumlar için bir Red Bull daha var. Bugün bu aşırı ısınır. Şunu şöyle arkaya gönderelim. Burada bir peçete daha çıktı. Evet. Onu da çıkartıp atalım. Ondan sonra burada acil durumlar için İstanbul trafiğine bir cipsimiz var. Şunu da şöyle koyalım. Gittiğim yerlerde yiyemediğim hamburgerleri, yani daha doğrusu dikkat ediyorum. Çok böyle aşırı yüklenmek istemiyorum kendime. O yüzden bu da bir şeydi. Böyle bakıyorum ondan sonracığıma. Bunu bugün kullanabiliriz. Sevgili en son kaldığım şirket, eğitim verdiğim şirket bana bir hediye paketi hazırlamışlar. Harika bir hava var. Böyle çimen kokusuyla birlikte çok güzel bir güneş ışığı içerisindeyiz. Benim evdeki bagajım takıldığı için ben bunu durdurdum. Sağ olsun bir testeci arkadaş buna böyle basılı tutup ses yapmasıyla alakalı. Şimdi arkası böyle çok güzel gözüküyor dostlar. Şuradan bunu böyle çekerek yatırıyorum. Yatırdım mı? Klimasını açık bırakacağım. Klimasını açtıktan sonra 22 dereceye ayarlayıp ben bu arabanın içerisinde şöyle geliyoruz. Burada yatıyoruz dostlar. Hop, ayakkabılarımızı çıkarttık. Şuna ihtiyacım olacak çünkü buraya uzandıktan sonra birazcık üşüyebilirim. Bakayım ekran çalışacak mı? Çalıştı. Klimamız 22 dereceye ayarlı. Buradan da hava geliyor. O zaman şöyle buraya doğru uzanıyorum. İstersem ayaklı başlı şey yapabilirim. Hop şöyle. Böyle geldim. Hop, bakın. Tam ben 1.80 boyundayım. Ayaklarımı şuraya kadar uzatabiliyorum. Ondan sonucuma şöyle de geldim, yattım. Şu anda tam kafamda bir güneş var. O yüzden bu güneş muhtemelen beni uyutmaz. Nasıl yapsak şöyle. Şu gözlüğümü de şöyle çıkartıp buraya koyabilirim. Ondan sonra şöyle uzandığım zaman evet, şu anda çok güzel oldu. Tam 1.80 boyunda birisi anlamında. İşte geldiğim zaman böyle yatabilirim. Manzaram da bu. Böyle göğe doğru baktığımız bir manzara içerisinde. 8'e 20 var. Benim dersim saat 9'da. Son videomun da ismi kalmış. Tek rakibi taksimetre. O zaman ben bir yarım saat 45 dakika uyuyup tekrardan ders için uyanacağım. Güzel bir kahve alır, içeriye geçiriz. Evet, öyle rahat yatamadım. Çok güneş geldiği için terse döndüm. Üstümü açtım. Bunu da böyle yapınca çok klastrofobik oluyor. Kapalı alan oluyor. O yüzden geldim şu şekilde şu anda. 1.80 uzandım. Bakın ayaklarımı da şöyle görebilirsiniz nasıl uzattığımı. Ondan sonra tam şuradan klima esiyor. Belki onu birazcık değiştirebilirim sonrasında. Ama bu şekil çok güzel oldu. Sizlere de tavsiye ederim. İstanbul trafiğinde takılmayın. Erken gelin, arabanızın içerisine uzanın, dümdüz yatın. Tertemiz 45 dakika uyumuşum. Şimdi görevli olan arkadaşım aradı. Neredesin ya, gelmiyor musun derste falan diye. Dedim ben azıcık uzanmıştım arabada, şimdi geliyorum. O zaman buradan çıkış yapalım bakalım şimdi. Ana, uyanmışım, şimdi hazırız. Saat 8.37, 45 dakika uyumuşum. Güzel güzel gidelim, işimizi yapalım. Birazcık böyle kendim uykuluyum, elimi yüzümü yıkarım. yıkamadan asla bu dersi veremem. Evet arkadaşlar, benim bir günüme konuk oldunuz. Sabah yolculuğu sırasında uyunur mu, uyunmaz mı, uyunursa nasıl uyunur isimli çalışmasıyla gelmiş olduk. Bundan sonrası artık iş hayatı. Çalışalım. Ne yapalım? Erken kalkan kazanır, elması kazanır diyelim. Yolculuğumuza devam edelim. Hoşçakalın. Sınıfımıza geldik. Her şeyi hazırladık. Bilgisayarımız burada. Katılımcılarımız birazdan katılmaya başlar. Ve ben de gerçekten çok zindeyim. O 45 dakika uyku gerçekten ana kucağı gibiydi. Hatta şöyle bir şey oldu. Bu eğitimlerden sorumlu arkadaşım aradı. Engin Bey neredesiniz? Ben dedim ki geliyorum, arabadaydım. Tamam o zaman bekliyorum dedi. Neyse ki tam vaktinde buradayız. Şimdi derse başlayalım.